spordaki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig'in oynanacağını bir kez daha vurguladı. Alternatiflerini paylaştı ve başka bir açıklama daha yaptı. Temmuz ayındaki maçların seyircili oynanabileceğini söyledi. CNN Türk yayına katıldı Nihat Özdemir, liglere devam etme kararını tek başlarına vermediklerini belirtti. Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini dinledikten ve futbola dönüş öneri protokolünü inceledikten sonra kararın kendilerine ait olduğunu söyledi. Ellerinde birçok alternatif bulunduğunu hatırlatan Özdemir, şartların iyiye gitmemesi durumunda ligi Temmuz ayının ortalarında başlatabileceklerini de ifade etti. Sağlık kontrollerinin uygulanması şartıyla Temmuz maçlarına seyirci alınabilir ifadesini de kullandı Nihat Özdemir. TFF Başkanı liglerin başlamama ihtimalini düşünmek istemediklerini, bu konunun gündemlerine hiç gelmediğini söyledi ama neden gelmediğine dair de bir açıklama yapmadı. Nihat Özdemir, ligler başladıktan sonra koronavirüse yakalanan futbolcuları ayırarak sağlıklılarla yola devam edileceğini belirtti. Buradaki sayıyla ilgili durumu da kulüplere bıraktı. Evet, Süper Lig'in geleceğini konuşacağız. Skype bağlantımız olacak ve Rıza Çalınbay ile konuşacağız. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü ile. Sayın Çalınbay, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Fatih Terim aceleci değil, temkinli olmalıyız dedi. Siz federasyona söylüyorsunuz, anlayışlı olalım diyorsunuz, risk varsa oynatmayalım diyorsunuz. Futbolun baş aktörleri sizlersiniz ama futbol yönetenler sizleri dinlemiyor. Buradaki bu ayrılık nasıl olacak? Fikir birliği nasıl ortaya çıkacak? Şimdi şöyle bir şey. Futbol bir kere çok temaslı bir oyun. Ve çok risk olan bir oyun. Şu anda sokağa çıkmayın diyorlar. Ve maske takın diyorlar. Mesafeyi koruyun diyorlar. Bunların hiçbir tanesi futbolda yok. Şu anda biz antrenman yaptırırken bile ne kadar uğraşsak arkadaşlarımızı mesafeli çalıştırmaya bir 10-15 dakika sonra birbirleriyle kucaklaşıyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlar, top oynuyorlar. Yani bunu yapmamız mümkün değil futbolun içinde yani. O yüzden de zor bir şey bu. Biraz önce siz de söylediniz. Ya bu işi eğer futbolu biz oynatmak istiyorsak bir kere her şeyden önce iyi bir organize olmamız gerekiyor. Bu organize olurken buradaki başlarda öncelikle bir kere bizimle konuşmaları gerekiyor. Yani teknik direktörleri toplayıp bir fikirlerini almaları gerekiyor. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye. Artı takım kaptanlarını çağırıp bilgilerini almaları gerekiyor. Artı Sağlık Bakanı, bilim kurumumuzu onlarla iyice bir şekilde görüştükten sonra karar veriliyor. Şimdi burada sadece başkanlar kendileri toplanıyorlar. Kulüpler Birliği başkanları toplanıyorlar. Ve kendilerine göre bir karar veriyorlar, oynayalım diye. İyi de bunu oynayacak insanlara bir sormak lazım. Yani sıkıntınız var mı, bir derdiniz var mı, ne öneriyorsunuz, nasıl yapalım diye. Şimdi her şeyden önce bir kere oyuncuların hepsi korkuyor. %90'ı korkuyor. Benim şu anda antrenmana çıkmayan arkadaşım var, oyuncum var. Korkudan antrenmana çıkmıyor. Biz şimdi biraz önce test yaptırdık. Arkadaşımız testi en son geldi. Herkesinki bittikten sonra o teste geldi. Neden? Korkuyor. Hemen testini yaptırdık, kaçtı. Tekrar evine döndü. Yani şimdi o kadar kopuk kopuk ki, hele futbolun içinde çok kopukluk var. Yani gelen oyuncuları var, yurt dışında kalan oyuncuları var, sahaya çıkmak istemeyen oyuncuları var. Var da var yani. Sadece kimse çıkıp konuşamıyor. Yani birincisi bizlerle bir fikir alışverişi kesinlikle yapılması gerekiyordu. Yapmamız gerekiyordu. Biz ligi oynamak istiyoruz. Gerçekten oynamak istiyoruz ve ligi de iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Ama risk varsa oynamak istemiyoruz. İşte biraz önce federasyon başkanımız çok güzel bir şey söylemiş. Temmuz ayında belki dedi seyircili olur maçlarımız dedi. Ya o zaman Temmuz'da oynayalım. Niye bu kadar üstüne gidiyorsunuz yani? Hocam tam orada üstüne araya gitmenize gerek yok ki yani. Tam orada araya gireceğim sözünüzü keserek. Şimdi öğrendiğim kadarıyla federasyonun o planları arasında yer alan tarihler şunlarmış. 12 Haziran, 19 Haziran, 25 Haziran ve 1 Temmuz. Ama evet. Federasyon başkanı ısrarla 12 Haziran vurgusu yapıyor. Sizleri futbol alemini rahatlatmak adına diğer tarihleri açıkladığında hem siz hem futbolcular hem de futbol ailesi daha gönül rahatlığıyla biraz önce bahsettiğiniz futbolcunun testten
kaçarcasına gitme ortamları oluşmayacak. Niye bunu söylemiyor Nihat Özdemir? Şimdi bir kere 12 Haziran'da oynanma şansı yok. Hiçbir oyuncu hazır olamaz. Şu anda zaten bir iki tane takımımız karantinada. Yani 14 günlük bir karantinaya giriyor. O oyuncuları hazırlayıp tekrar eski durumuna getirmemiz de mümkün değil. Onun için de belli bir zaman oyuncu arkadaşlarımız çok iyi bir şekilde çalışıp hazır olduktan sonra da rahatlıkla oynayabilirler. Yani bir sorun olmaz ama bu 12 Haziran erken oldu. Yani bir de bu vaka olayları çıkınca bayağı bir erken oldu. Onun için mutlaka ileri bir tarihe atmaları gerekiyor. Biraz önce de söyledim, biz oynamak istiyoruz. Yani şu anda ligdeki en avantajlı takımlardan bir tanesi de biziz yani orada. Biz ligi çok iyi bir şekilde de bitirebiliriz ama dediğimiz gibi böyle riskin olmadığı veyahut da çok az olduğu bir ortamda oynamamız gerekiyor. Bir de bence deplasmanlı değil bu maçlar. Mümkünse bir şehirde oynanırsa bence daha iyi olur. Evet, bu sizin önerinizdi. Futbol ailesinden ilk olarak siz bunu paylaşmıştınız, doğru. Tabii. Bir de oyuncular otellerinden çıkmazlar, izole olurlar, sadece maç ve antrenmana giderler. Ve ondan sonra ligimizi o kadar basit şekilde bitiririz ki. Ama ben anlamıyorum. Karma karışık bir şey oluyor. Neyin ne olduğu, kimin ne olduğu belli değil yani. Onun için güzel bir organizasyon kurmaları gerekiyor. Bu organizasyonun içinde bizlerin de olması gerekiyor. Bizlerin de fikirlerini almaları gerekiyor. Ondan sonra güzelce liglerimizi oynarız. Ama şu anda işin gerçeği bu. Futbolcu arkadaşlarımız korkuyorlar. Futbolcu arkadaşlarımızın psikolojik durumları iyi değil. Ama bu maçları Temmuz ayında başlatırlarsa o zamana kadar belki Sağlık Bakanlığımız mükemmel çalışıyor, bilim kurumumuz mükemmel çalışıyor. Her şey de gayet iyi giderken en riskli bir şeyi, en riskli olan şeylerden bir tanesi, temaslı bir şey futbolu şu anda sokmak çok erken. Onun için de bunu Temmuz ayında yaparsınız. Başkanımızın söylediği gibi de hele hele seyircili de olursa çok güzel maçta doğru. Çünkü kalan 8 maçın hepsi final maçları. Yukarıda belli olacak, aşağıda belli olacak. Şunu soracağım hocam. Son 2 dakika sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın, ne olur. Şimdi kulüpler sorumluluğun nerede başlayıp nerede bittiğini biliyor mu sizce? Federasyon size bu açıklamaları net bir şekilde yapıyor mu? Hayır. Şöyle hayır. Bir kere ben biraz önce de söyledim. Şu anda onlar sadece yöneticiler bazında, başkanlar bazında konuşabiliyorlar. Başkanlara göre karar veriyorlar. Başkanların da şöyle olması gerekiyor bence. Mesela Sayın Sepil'in, Mehmet Sepil'in başkan olarak, ya bir de durun arkadaşlar, bir teknik direktörleri, bir de kaptanları bir dinleyelim, ne diyor bunlar demelerini bekliyoruz biz onların. Ama maalesef öyle bir şeyi söylemiyorlar. Öyle bir şey söylese belki bizden güzel bir fikir çıkacak. Belki onların da hoşuna gidecek ve ondan sonra oynanacak. Üstüne basa basa söylüyorum, biz ligi oynamak istiyoruz ama böyle bir riskli ortamda istemiyoruz yani. Hocam artık Türkiye'nin en tecrübeli isimlerinden bir tanesisiniz. Futbol kariyeriniz, teknik direktörlük kariyeriniz. Soracağım soruya bence cevap verebilecek kapasitede isimlerden bir tanesisiniz. Türkiye'de futbolu yayıncı kuruluş mu yönetiyor, Türkiye Futbol Federasyonu mu? Ya şimdi şöyle, yayıncı kuruluş ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kere çok iyi şekilde anlaşmaları gerekiyor. Ve onların da birbirlerini anlamaları gerekiyor. Yani anlayışlı olmaları gerekiyor. Ya şu anda bir tane sıkıntılı bir süreç var. Burada hem Futbol Federasyonu'nun çok iyi şekilde anlaşması gerekiyor, anlatması gerekiyor kendini. Ve yayıncı kuruluşun da biraz daha anlayışlı olması gerekiyor. Her şey para değil yani. Her şey para değil. Onun için o parayı Eylül'de, Temmuz ayında oynandığında da alabilirsiniz parayı. Ama şu andaki böyle sıkıntılar varken futbolun oynanması karma karışık bir şey olur, tatsız tutsuz maçlar olur. Göreceksiniz en iyi oyuncuların bile kapasiteleri düşecektir maçlarda. Yani dediğim gibi istenmeyen böyle maçlar oynanacak orada. Yani onun için bence ne kadar geç oynanırsa o kadar çok iyi. Bana göre de Temmuz ayı gerçekten ideal bir ay. Ve dediğimiz gibi belki seyirci de gelebilir. O zamana kadar her şey daha da rahatlayabilir. Ve güzelce ligimizi tamamlarız. Yani bu kadar panik, acele, illa oynanacak şeyine bence girmeleri doğru değil yani. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay, çok teşekkürler. Başarılar kalan sürede gönül rahatlığıyla sahaya çıkmanız dileğiyle. Evet, Rıza Çalınbay'la konuştuk ligin durumunu. Çok samimi açıklamalarda bulundu. Acele etmemizin anlamı yok dedi ve şunu da söyledi. Bizim bu lige 12 Haziran'da
Hatta Haziran ayında başlama şansımız yok dedi. Futbolcuların, takımların karantina durumlarını ifade ederek bültenlerimiz devam edecek. Saat 17.40'ta görüşmek dileğiyle.